Merhabalar kıymet dostlarım. Hepinize iyi günler, iyi sezonlar. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Biz de sevgililerimizin yanına geldik. Tabi kıymetli eşim bana buradan kızmasın. O benim dünyadaki bir tanem. Ama bu anılar da bizim sevgililerimiz. Onların yanına geldik. Açılışımız tesadüf eseri. Bugün hava çok sıcak, çok güzel, iyi bir gün. Antalya'da soğuklar bitmek bilmedi. 14 Şubat'a denk geldi. Bakalım hayırlısıyla, hayırlı sezonlar diyoruz hepimize. İlk kovanımı sizlerle birlikte açacağım arkadaşlar. Şu baştaki kovanım sönmüş. Önündekiler yağmacı arıcılar. Onları çırptıktan sonra kovanı kapattım. Malum bu tip şeyler, sorunlar arıcılıkta yaşanabiliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Bakalım ilk kovanımızı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu sezon hayırlı olur. Bakalım nereyle karşılaşacağız. Kovanımızı açıyoruz arkadaşlar. Arılar ilk etapta kıştan girdikleri için biraz saldırganlar, tabii doğada da henüz yeterli sayıda nektar, yeterli miktarda nektar, polen olmadığı için daha yeni yeni şey oluyor. Arılar biraz gergin. Bu dönemde kıyafetsiz ve eldivensiz arkadaşlar açmanızı tavsiye etmem. Çok kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Canınızın yanmasını istemeyiz. Bismillah dedik. Kovanımıza şöyle yakınlaştıralım. 3-5 çıtalı bir kovan. Olduğu gibi arkadaşlar hiç ellememişiz. Kapattığımız gibi geri alıyoruz. Sönen kovanlarımız var tabi ama şu an bu durumda. Kendi yaptığımız fondon şekeri tüketmişler. Fondon şekerinin poşetini geç alırsanız arkadaşlar böyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Arı bununla uğraşıyor. Yani arıya ekstradan bir iş vermiş oluyorsunuz. Arının bununla uğraşması lazım. Biz geç kaldık. Tabi soğuk olduğu için açmak istemedim. Yaklaşık 2,5 aydır ilk defa açıyorum. Şimdi bu dönemde ilk açtığımızdaki kontrollerde yapılması gereken işlemler arkadaşlar, tabi ana arı var mı ilk ona bakacağız. Ana arıyı aramaktansa yavru atmış mı onu gözlememiz lazım. Benim kancam orada kaldı. Ha şurada. Bakalım ilk çıtamızı çekelim. Bunu bölme tahtası olarak kullanıyordum ben. Arının ön tarafını kapatması için. En baştaki çıtayı çekiyorum. Şimdi ballı polenli bir çıta arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şimdi ön tarafı gösteriyorum. Burada arılar ne yapıyor? Eyvah, düşürdük. Pazar diyelim. İnşallah ana arıyı düşürmemişizdir. Burada arılar arkadaşlar temizlik yapıyor. Bu bölümde kovanın en dış yüzeyi şöyleydi biliyorsunuz. Temizlik yapıyor. Hem de çırpmış olduk arıyı. Burada polenler görünüyor. Temizlik yapmasının amacı arı bu tarafa geçmiş. Artık yavru atacağım diyor. Yani kovan ona dar gelmeye başlamış. Birkaç gün sonra çıta isteyecektir. Hemen yanındakini açıyoruz. Evet arkadaşlar. Günlük yumurta ben görebiliyorum. Şöyle zoomlayabilirsen yakın şu bölgeye. Kameranın açısı alırsa bir saniye şöyle çevireyim. Burada da gayet sağlıklı kıştan sıkıntısız çıkmış bir arımız arkadaşlar. Şöyle aynı zamanda yere bakıyorum, ana arıyı düşürdüysek oradan alalım diye, ama ana arı yok. Çünkü ana arı orada olsa oraya toplanırlar. Evet arkadaşlar, sanki arı Nisan ayındaki gibi yavru da gayet güzel. Kanat çırpıp bal polen yeri gösteren, yani konum belirten arılar var. Yeni kaynaklar bulunmuş. Arı dansı dediğimiz dansı yapıyorlar. Günlük yumurtalar var. Şimdi orta göbeğe bak, buradan yavru çıkmış. Burayı temizlemiş. Tekrar yavru atmış içine. Bunu komple yavrulayacak. Bu araya yapılması gereken arkadaşlar acilen ilk stok şurup beslemesi. Şimdi onu da yapacağız. Onu da ayrıca göstereceğim. Bu peteği de temizlemiş. Tertemiz yapmış. Şu ön kısmı. Şurayı. Bunu temizlediğini gördüğünüz anda şurada bak, arı dansı var. Bak şurada. Arılar gayet bizim gibi heyecanlı, neşeli. Bir saldırganlık görmedim. Bir tane varroa görmedim arıların üzerinde. Allah'a şükür varroadan bir sıkıntı yaşamadık bu sene. Duyuyoruz, çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Bu da dip çıtamız.
Burada karılar da dumanı yediği için arkadaşlar bal yiyorlar. Bu kovanımız böyle. Maşallah diyoruz. Herkese Allah bundan daha iyi kovanlar nasip etsin. Bizim ilk kovanımız bu şekilde. Diğerlerinde çalışmaya devam edeceğiz. Sezonumuzu açtık arkadaşlar. 2022 sezonu tüm arıcılık camiasına hayırlı uğurlu olsun. Biraz kötü başladı. Şeker fiyatları çok yüksek. Öyle bir sıkıntımız var. Umarım ona çözüm arayanlar çözüm bulacaktır. Bunu bu şekilde kapatıyoruz. Arkadaşlar ilk kovanımı sizlerle birlikte açtım. 14 Şubat Sevgililer Günü. Arılarımızla birlikte kutladık. Hepinizin bugününü kutlarım. Aynı zamanda da hayırlı sezonlar, hayırlı, bereketli dönem dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.